GTA 6'nın çıkış tarihi belli oldu. GTA 6 için inanılmaz iddialar ortaya çıkmaya başladı. Peki GTA 6 ne zaman çıkacak ve nasıl bir oyun olacak? Red Dead Redemption 2 ile son olarak büyük ses getirmeyi başaran Rockstar Games bu kez GTA 6 için çalışmalara başlamış durumda. Şirket tarafından henüz bir açıklama gelmemiş olmasına rağmen bir oyun geliştiricisi tarafından yapılan paylaşım herkes tarafından merak uyandırdı. Eylül 2013'te çıkan GTA 5 inanılmaz bir başarı yakalamayı başarmıştı. Aslına bakarsanız halen internetin en ünlü oyunlarından biri. Çıktığı ilk gün rekor kıran oyun bu süre içerisinde 1 milyar dolarlık gelir sağlamayı da başardı. Aradan geçen 6 yıldan sonra video oyun severlerin merakla beklediği GTA 6 için inanılmaz bir iddia ortaya atıldı. Avrupa'da tanınan bir oyun geliştiricisi olan Paul Umbey'nin iddiasına göre GTA 6 2020 yılının ilk yarısında piyasaya çıkacak. PlayStation 5 için çıkış tarihini, donanım bilgilerini, VR bilgilerini ve diğer birçok ayrıntıyı doğru olarak bilmiş olması iddiayı daha güçlü bir hale getirdi. Oyunun nerede geçeceği hakkında da ciddi sızıntıların olduğunu ve muhtemelen Miami ile New York olacağını yazan Umbey'in haritaların bir önceki seriye göre daha büyük olacağını da paylaşımında belirtmiş. Amerikan rüyası modelini tepe noktasına ulaştıran GTA serisinde ilk kez ülke dışına çıkarak Japonya'nın Tokyo şehrine doğru yol alınabilir. Eğer ülke dışına çıkacaksa Amerikan kültürüyle benzer birçok noktası olan Japonya'ya gidilmesi en olağan ihtimaller olarak görülüyor. Bilindiği üzere 2000'li yılların başında geliştireceği düşünülen GTA Tokyo projesinden son anda vazgeçilmişti. Birçok platformda oyunun sadece Amerika'da geçeceği belirtilse de ilk kez ülke dışına çıkma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu belirtelim. Şirkete yakın kaynaklara göre GTA 6'nın PS5 için geliştirildiği iddia ediliyor. Bazı iddialarsa oyunun Xbox Anaconda için de geliştirildiği yönünde. PS5 ve Xbox Anaconda'nın çıkış tarihlerinde göz önünde bulunduracak olursak oyunun 2020 yılında çıkması büyük bir ihtimal. Diğer bir yandan yapımcı şirkete yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre GTA 6'nın yeni oyununda yine bir şehir suçlusu olacağız. Bu kez çetelere katılarak Vice City'de büyük bir uyuşturucusu baronu olmaya çalışacağız. Buna karşın 2020 yılında karşımıza çıkması beklenen PlayStation 5 ve Xbox Scarlett konsollarıyla birlikte yeni oyunu karşımızda görebiliriz. Fakat bellek kısıtlamaları nedeniyle GTA 6 oyununu PS4 veya Xbox One X'lerde göremeyebiliriz. Tüm bu gelişmelerin ışığında oyun dünyasına yön veren NeoGAF forumlarında yer alan bilgiye göre Tim Neff tarafından paylaşılmış olan CV üzerinde oyunla ilgili ilk sinyallere ulaşıldı. CV detaylarında Neff'in Red Dead Redemption 2 ile birlikte GTA 6 için mocap çalışmalarına katıldığı ortaya çıktı. Durumun sızdırılmasının ardından sitede yer alan CV bilgileri hemen değiştirilirken Tim Neff burada belirttiği bilgilerin sahte olduğu açıklamasını yaptı. Daha önce GTA 5 için çalıştığını belirten aktör, her ne kadar daha önce yazdığı CV'sini yalanlasa da GTA 5 oyunu da buna benzer bir şekilde ortaya çıkmıştı. MoviePilot sitesinden gelen bir diğer iddia ise GTA 6 içerisindeki ana kötü karakteri Ryan Gosling seslendirecek. Bu kötü karakterin yardımcı kötü karakteri ise bir bayan olacak ve bu bayan da Eva Mendes tarafından seslendirilecek. Rockstar Games, geçmiş Grand Theft Auto oyunları için ciddi paralar harcadı ve karşılığında da çok kaliteli oyunlar sundu. Eva Mendes ve Ryan Gosling gibi isimlerin ana karakterler arasında olacak olması muhtemelen çok pahalı olacaktır. Öte yandan Klosis YT rumuzlu kullanıcı Twitter üzerinden GTA 6'nın 2019'da gelip gelmeyeceğini Rockstar Games'e sordu. Rockstar Games'in Twitter'dan yaptığı resmi açıklamaya göre oyun üzerinden gelen bu mesajların şirketin yaptığı bir açıklama olmadığı, sadece bir oyun modundaki aldatmacı olduğu ifade edildi. Tüm bu iddiaların yanı sıra Reddit üzerinden paylaşılan bazı mesajlara göre GTA 5'in online sürümünde gelen güncellemelerle bazı oyunculara oyun tarafından mesajlar gönderildi. Bazı oyunculara gelen bu mesajlara göre Grand Theft Auto 6 çıkış tarihinin 2020 olduğu söyleniyor. Oyuncular, mesajlar oyun üzerinden geldiği için açıklamanın Rockstar Games'ten geldiğini düşündüklerini belirtmişlerdi.
GTA Online'ın büyük ilgiyle ve hemen her hafta güncellenmesi GTA 6'nın geliş tarihini uzatacağı benziyor. Halen satış listelerinde en üst sıralarda yer alan GTA 5, resmi olmayan sonuçlara göre tüm zamanların en çok satan 3. oyunu konumunda. Yapımcı Rockstar Games'in son derece başarıyla sürdürdüğü GTA 5'in fişini kolay kolay çekmesi söz konusu olmayacaktır. Zaten endüstri analisti Michael Patcher'a göre oyunun çıkması için iddia edilen tarih olan 2020'de oyunun duyurulacağı, çıkış tarihinin ise 2022'ye kadar uzayacağı yönünde. İnternette yer alan yüzlerce iddiaya rağmen seriyi sevenleri daha uzun yıllar boyunca GTA 5 oynamak zorunda kalacaklarını söyleyebiliriz.